104'te Radyo D burası, Feride Hilal Akın ve Yok Yok Radyonuzaydı. Ben Esen, canlı yayında olmaya devam ediyorum. Hanımlar beyler, Mehmet Er bu yıl 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi konferans salonunda 3. kez Pembe Festivali düzenliyor. Amaç, meme kanseri tanısı almış hastaları, yakınlarını, bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenleri 2 gün boyunca bir araya getirmek ve Radyo D sponsorluğunda gerçekleşecek bu etkinlik. Şimdi Mehmet Er kurucusu ve onursal başkanı Profesör Doktor Vahit Özmen'le bir telefon bağlantısı yapacağız ve bilgileri alacağız. Vahit Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Esen Bey, kolay gelsin. Teşekkürler, nasılsınız? Diyorsunuz. Ben de sizi kutluyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. İzniniz olursa size birkaç soru sormak istiyorum konuyla ilgili olarak. Şimdi kimler meme kanseri riski taşıyor? Ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar kaç yaşında kontrole başlamalı acaba? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Bir kere ailede varsa, annenin tanı ya da ailede kim tanı almışsa onun 10 yaş gerisine giderek 40 yaşında tanı alan bir annenin 30 yaşındaki kızı ya da kız kardeşi meme kanseri tarama programına alınmalı. Risk grubunda olanlar, ailesinde olanlar, genetik taşıyıcı olanlar, bu gen testiyle belli olabiliyor. Hiç doğurmayanlar, 35 yaşından sonra doğuranlar, erken adet görmeye başlayan, geç menopoza giren, uzun süre hormon tedavisi alan, vücut kitle indeksi şişmanlık düzeyinde olan kadınlar, meme kanseri riski fazla olan kadınlar. Evet. Bu arada Türkiye'de mamografi yaşı 40-50'den 40'a inmiş durumda. Neler söyleyeceksiniz evet. Bu konuyla ilgili olarak? Tabii bu konuda Mehmet Er olarak Bahçeşehir'de 10 yıl süren bir klinik çalışma yaptık. Çok ilgi gören bir çalışma. 10 bin kadın düzenli olarak mamografik taramaya alındı ve hastaların %50'sine yakınının, yarısının 50 yaşın altında 40-50 yaş arasında olduğunu belirledik. Bunu Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesiyle paylaşarak Türkiye'de mamografik tarama yaşının 50'den 40'a indirilmesini sağladık. Bu sayede 20 milyona yakın kadının tarama şansı ve tüm kanserli hastaların yarısını oluşturan 40-49 yaş arası kadınların da erken tanı alma şansını sağlamış oluyor Mehmet Er. Evet. Bu arada ketemlerde ve devlet hastanelerinde ücretsiz mamografik tarama yapılıyor değil mi? Evet efendim. Sadece ketemler ya da devlet hastane değil, devlete ait tüm üniversitelerin radyoloji bölümlerinde, röntgen bölümlerinde 40 yaşından sonra devlet desteğiyle ücretsiz mamografi, ücretsiz muayene yapılmakta. Ayrıca seyyar dolaşan mobil mamografi sistemleriyle Sağlık Bakanlığı'na bağlı mahalleler dolaşılarak kadınlar ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kadın varsa kanser için taramaya alınmaktadır. Evet. Meme kanserini erken teşhis etmek için ne yapmalı? Kaç yaşında nelere dikkat etmeli kadınlar acaba? Evet, bu da önemli bir soru. Bir kere kadın bu iki önemli organının, annelik sembolü ve kadınlık sembolü, çok sık meme kanseri riskinde olduğunu bilerek 20 yaşından sonra düzenli olarak kendi kendine ayda bir muayene etmeli. 20 yaşından sonra jinekolojik muayene sırasında kadın doğum uzmanına ya da aile hekimine giderek yılda bir kez meme muayenesi yaptırmalı. Ve 40 yaşından sonra da belli aralıklarda hekiminin, uzmanının önerisine göre mamografi çektirmeli. Bu üç öneri de kanserde tarama, erken tanı şansı sağlayan üç önemli yöntem, üçü de önemli. Çok önemli. Peki meme kanserinden korunmak için nelere dikkat etmeli, nasıl beslenmeli, evet, nasıl bir hayat sürmeli insanlar? Kanserinden çok önemli bir soru. Korunabilir. Nasıl korunacak? Bir kere çok düzenli olarak hemen her gün egzersiz yapacak. Bunun için çok özel bir spor salonuna gerek yok. Ve önemli sayıda belediyenin spor kompleksi ya da yürüyüş alanları var. Orada günde bir saat düzenli olarak spor amacıyla yürüyüş yapmak. Günde yaklaşık 10 bin adım. Vücut kitle indeksinin normal sınırda tutmak, yani şişmanlamamak. Mevsime ait sebze meyveler, kırmızı eti mümkün olduğunca daha az sayıda 1-2 gün tüketerek, balık ve beyaz ete ağırlık vererek, sebze ve sezona ait sebze meyvelerle beslenerek vücut kitle indeksini, yani vücut ağırlığını dengede tutarak bu hastalıktan korunabilir. Stres çok önemli. Stresten uzaklaşmak için bir takım hobilerin geliştirilmesi,
meşguliyetler, okuma, eğitim, hobiler, yoga, bir sürü meditasyon, mindfulness dediğimiz farkındalığı oluşturmak, bunlar çağımızda merkezleri var. Fitness var, pilates var, spor var, bunları yaparak da korunma şansları var. Çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için bir kez daha. Bu arada son bir sorum olacak sizi, fazla tutmayalım. Mamografinin zararlı olduğunu düşünerek çektirmek istemeyen kadınlarımız, bu görüşü destekleyen bazı uzmanlar var biliyorsunuz. Mamografi evet. Çektirmek gerçekten zararlı mı? Kesinlikle böyle bir söylem yanlış. Bugün mamografi 1963 yılından beri süre gelen, Amerika'da başlatılan, Avrupa'da, Batı Avrupa'da devam eden, meme kanserinin erken tanısını ve ölümleri azaltan tek tarama yöntemidir. Zararları sağladığı yarar karşısında oldukça düşüktür. Bütün dünya, bilim dünyası mamografinin yararlı ve tarama yöntemi olarak kullanılmasını önermişken, yapılan birkaç tane basit çalışmayla mamografiyi zararlı göstermek ve hele bu konuyla ilgisi olmayan uzmanların kendi alanları dışında bu konuda yorum yapmaları oldukça üzücü ve yanlış. Ben kendilerini sizin aracıyla bir kez daha uyarıyorum. Eğer bu konuda konuşmak isteyen varsa, meme kanseri konusunda bilimsel çalışması olan radyoloji uzmanı, meme cerrahisi uzmanı, medikal onkologlar konuşsun. Lütfen kendi alanında, kendi yaptığı bilimsel araştırmaları konuşsun. Kadınlarımızı ürkütmeyelim. Zaten Türkiye'de mamografi çektirme oranı oldukça düşük. Bu oranı biz Muş gibi Doğu Anadolu ilimizde %17, Bahçeşehir gibi bir ilçemizde bir yerleşim alanında %48 bulduk. Bu oranları yükseltmek istiyoruz çünkü kadınlar mamografi çektirmiyor, farkında değil, zararlı olduğunu düşünenler var. Lütfen bu tür yayınları yapmasın arkadaşlarımız. Herkes kendi alanında konuşsun. Ben herkesi 40 yaşından sonra mamografi çektirmeye davet ediyorum. Alternatifi yok. Hangi aralıkta çekilsin derseniz onun konunun uzmanı karar versin. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Festival için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, festivalimiz oldukça güzel 2 günlük bir program kapsıyor. Burada meme kanserli kadınlarımız ve bu kadınlarımızın yakınları bizim hedefimiz. Onları meme kanserinin lenfödemi, komplikasyonları, sağlıklı yaşamlar, yoga, meditasyon, söyleşiler, çok değerli yazarlarımız, sanatçılarımız var. Hocalarımız konuşma yapacaklar. Herkesi bekliyoruz. Salonun kısıtlı olması önemli değil. Ayakta da izleyebilirler. Amaç mümkün olduğunca kadınlara ulaşmak. Amaç sizlerin sayesinde onları Türkiye çapında bilgilendirebilmek. Sizin sponsorluğunuz bizim için çok değerli. Milyonlarca dinleyiciniz, izleyiciniz var. Mükemmel program yapıyorsunuz. Onun için tüm kadınlarımızı bu 2 günlük sabah 10'dan akşama kadar sürecek, sonra konserler, müzik dinletiyle bitecek ve sanatçılarımızla devam edecek bu festivale katılmaya davet ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Mehmet Er kurucusu ve onursal başkanı Profesör Doktor Vahit Özmen. Ben teşekkür ediyorum Esin Bey. Mutlu günler, güzel yayınlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla tüm kadınlarımızdan sağlıklı yaşam diliyorum. Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler. 104'te Radyo D'de 13.25 oldu saatler. Kısa bir reklam molasından hemen sonra istek şarkılarınızla geri döneceğiz. Radyo.